Yeni bu yine beraberiz. 19 artı 23 7. 23 artı 31 6. 31 artı 39 10. 39 artı 61 kaç eşittir? Bulmacamızın bileşenleri incelediğimizde 19'dan 23'e 4 artış var. 23'ten 31'e 8. 31'den 39'a yine 8. Bu tarafta baktığımızda Yine 8, 8. Fakat buradaki artış biraz daha fazla. 22 artış var. Sonuçlar da birbirinden farklı. Yani burada 19'a 23 toplamış 7. Fakat burada topladığımızda 6'ya düşmüş. Burada farklı bir işlem söz konusu olabilir. Öncelikle bir toplamlarına bakıp kontrol edelim. İlk bileşene A, ikinci bileşene B diyelim. A artı B toplamına bir bakalım. A artı B toplamına bakacak olursak 19'a 23'ü topladığımızda buradan 42 sonucunu buluruz. 42 ile 7 arasında bir ilişki gözüküyor. Tam 6 katı. Burada toplayacak olursak 23 ile 31'i. Bu da 54. 54 da 6'nın 9 katı. Burada 7, 6 kat varken burada 9 kat var. Bakın burası 6 çarpı 7. Burası 9 çarpı 6. 6 kat 9 kat bir farklılık var. Burada bakacak olursak 31 ile 39'u toplayacak olursak 10'un sıfırı elde var. 1, 3, 3, 6, 7, 70 burada da 70 ile 10 arasında. Bu sefer de tam 10'un 7 katı var. 7 kere 10, 70. Burada bakacak olursak 39 61'e 10'un sıfırı evet 100 etti. Burada ne olacağını şimdi bulacağız. Şimdi baktığımız zaman 42 ve 7. Biz burada sayıları topladıktan sonra bunların sayı değerleri toplamına bölsek 4 ile 2'nin toplamı bakın. Yani 42 burada 4 artı 2 6 eder. Buradaki 6'yı veriyor. Yani biz A artı B toplamını bu toplamın sayı değerleri toplamına şunun Sayı değerleri toplamına bölersek sonuca ulaşabiliyoruz. Yani burada ne yapacağız? Yani bulduğumuz sonucu AB dersek A artı B'ye böleriz. Yani şu sonuca AB dersek bu sonucu A artı B'ye bölmemiz lazım. Burada hemen deneyelim. 42 bölü 4 artı 2. Buradan 42 bölü 6'dan 7 buluruz. 2'ni sağlarız. Yani bizim yaptığımız at the given numbers. Sayıları topladık. Daha sonra bunları toplamı sayı değerleri toplamına biliyoruz. We divide the sum by the sum of the number values of the sum. This is how we get the result. İkinci çizim yapalım. 54'ü ne yapacağım? 5 ile 4'ün toplamına böleceğim. 54 bölü 9 oldu. Buradan 6 bulduk. İkinciyi de sağladı. Üçüncü için yapıyorum. 31 ile 39'u toplarsak 70 bulduk. 70'i 7 ile 0'ın toplamına bölüyorum. Buradan 70 bölü 7 olur. Bu da 10 eder. Üçüncüyü de sağladı. Birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü sağladığı için bizim bu kuralımız doğrudur. Artık bizden istenene geldik. 39 ile 61'i topladığımızda ne bulduk? 100 bulduk. 100'ü 1 artı 0 artı 0'a bölersek 100 sonucuna ulaşırız ki 100 bulmacamızın doğru cevabıdır.